Herkese merhaba. Bugün benim için çok önemli olan bir video yapıyorum. Çünkü çok uzun süredir bekliyorum. Tam neredeyse bir yıl olacak. Bir yıldır bu videoyu çekmek için bekliyorum. Kendi fikirlerimin netleşmesi için bekledim. Nasıl anlatabileceğimi düşünerek bekledim. Belki istediğim gibi bir video da olmayacak ama yine de bilgilendirici bir video olsun. Videonun başlığından zaten anladınız. Vejetaryenlik nedir? Et yememek nedir? Bu konu hakkında birazcık bilgi vereceğim ve ne hissettiğimi, ne yaşadığımı, insanların tepkisi hakkında da birazcık fikir vereceğim. Şu anda pumpkin kedim bana garip garip bakıyor. Evet, neyse başlayalım. İlk olarak vejetaryenlik nedir? Ondan bahsedeceğim. Et, balık, tavuk ve bunları içeren hiçbir ürünü tüketmemek, hiçbir şekilde bu ürünleri yememek anlamına gelen bir terim. Veganlıkla karıştırılıyor. Veganlık ise hiçbir şekilde hayvansal ürün kullanmamak, işte yani normal hayatta makyaj malzemesi olsun, işte bulaşık deterjan olsun, hiçbir şekilde vegan olmayan, yani hayvanlar üzerine deney yapmamış ürünleri kullanmak, hem de onları kapsayan ürünleri kullanmak, onlara işkence eden ürünleri harici şeyler kullanmak demek. Hayvansal hiçbir gıda yememek demek. Ve içerdiği hiçbir gıda da tüketmemek demek. Bu şekilde yani veganlık. Veganlık çok daha farklı bir boyut. Ama ben de yavaş yavaş o konu hakkında araştırmalar yapıyorum. Neyi nasıl savunduklarını görüyorum. Ve hani kendi fikirlerim de oluşuyor. Tamamen vegan olabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden bu biraz süreçli bir zaman. Neyse, o konuya sonra değinirim. Şimdi ilk olarak ben ne zaman vejetaryen oldum? İlk deneyimim lisedeydi. Zaten hayvanları çok seviyorum. Belki ilk defa kanalıma geliyorsanız veteriner fakültesinde okuyorum. Ve hayvanların çok fazla yediğimde çok fazla rahatsız oluyordum. Gerçekten rahatsız olmak. Başka bir anlamı yok. Rahatsız oluyordum. Onları tüketmek bana mutsuzluk, böyle vicdan azabı duyuruyordu. Ve hani dedim ki anneme, anne ben yemeyeceğim et falan. Ama böyle yani kesinlikle hayvanların düşünmekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Dedim ki yemeyeceğim et. Hiç gerek yok. Ne gerek var falan diye. Sonra bıraktım. Sonra çok kötü beslendim. Sağlıklı bir yaşam değil kesinlikle. Sürekli makarna yedim. Sürekli karbonhidrat beslendim. Ama hiçbir şekilde protein almıyordum. Ne fasulye, ne nohut ya da işte chia tohumudur. Onlar bunu, hiçbir fikrim yok bu tarz şeylerden. Ve sonra çok fena çöküntü oluştu. Halsizlik, uykusuz, uyku problemlere doğurdu falan. Tekrardan başladım zorlaya zorlaya. Neyse, gel gelelim ki üniversitenin ikinci senesinde ben zaten anatomi dersinden sonra deli gibi düşünüyordum. Diyordum ki Allah'ım, bunları nasıl yiyorlar, nasıl yiyoruz? Mesela işkembe çorbasının yapıldığı yeri gösteriyordu anatomi hocam. Ay, o kadar kötü ki yani o bağırsağın hani dışkı ve onu saran bir şey yiyoruz çorba olarak. Yani çok çok kötüydü, çok kötü hissettirdi bana. Sakatata karşı da böyle bir falan oldum o zamanlar. Ve çok kötüydü, çok kötü hissettiriyordu. Sonra orada evine kalıyordum. Urfa'da okuyordum ilk sene. Sonra Burdur'a geçiş yaptım. Orada da eve çıktık ve ev arkadaşım da hani böyle şeylere meraklıydı. Ve dedik ki hadi vejetaryen olalım. Ya öyle de olmadı aslında. Hani bir baktık biz et yemiyoruz. Ne et alıyoruz, ne tavuk alıyoruz, ne balık alıyoruz. Yani o ton balığı yiyordu ama ben ton balığına da karşıydım o zamana kadar. Hiçbir şekilde yemiyorduk. Ondan sonra çeşitli belgeseller izledik. Aşağıya yani bulabildiğim bütün belgesel isimlerini bırakacağım. Ben Netflix'ten izliyorum. Orada toplu olarak çok farklı belgeseller de var olduğu için. Ama normal internette de yazarsanız çıkacaktır. Bu arada Netflix bir ay ücretsiz. Oradan da deneyebilirsiniz. Sonra işte belgeseller izledik. Ben sadece et yememek için, yani hayvanlar üzüldüğüm için et yemeyi bıraktım. Yani öyle bir olay yok. Benim hem hayvanlara üzüldüğüm, tamam o da bir gerçek. Onlara çünkü zulüm ediliyor, zulüm yapılıyor. Diyeceksin ki o zaman vegan ol. Haklısınız. Belli kısımlarda yani kendime kendi kurallarımı koyuyorum. Veganların yani oluşturduğu kurallar gibi değil de hani benim kendimce, huzurumca, hani kendimi nasıl hissediyorsam, nasıl gerçekten benim fikrime nasıl uyuyorsa o şekilde kurallar koymaya karar verdim. Sonra işte sadece yani şu anda yediğimiz etlerin, tavukların özellikle hiçbir şekilde sağlığa yarar olmadığını öğrendim.
nasıl yarar? Tabii ki bir, yani bir şekilde bir yarar olduğunu düşünen kesim var ama her hayvana defalarca kez antibiyotik yapılıyor hastalık kapmasın diye. Ya eskisinden çok 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 daha fazla. Eskiden olsa tamam hani tüketilebilir ama şu anda çok fazla ilaç yapılıyor hayvanlara, işte onların beslenme şartları. Mesela bir ayda küçücük bir civciv bir tavuk olarak dönüştürülüyor ve o şekilde satılıyor. Yani hiçbir şekilde güneş görmeden, hiçbir şekilde sosyal bir yaşamı olmadan veriliyor, yani bize sunuluyor. Marketteki et tavukların çoğu öyle. O yüzden de hani ya bunlar gerçekten ne kadar sağlıklı olabilir ki diyor insan. Ne zaten işin içinde olunca, veteriner fakültesini okuyunca nelerin döndüğünü, nelerin iğrenç bir şekilde mal edildiğini ülkeye, dünyaya görünce gerçekten yani işten soğuyorsunuz. O durumdan, yani elinizden gerçekten düzeltmek için çok şey geliyor. Ama hani kendiniz olarak tercih etmeyebilirsiniz. O yüzden ben de mesela tercih etmiyorum artık tavuk özellikle. Zaten ton balığı, özellikle ton balığında civa çok fazlalaşıyor. Ve şöyle bir şey var, ne kadar büyük balık yerseniz o kadar küçük balıkları yediği için onların bütün işte kimyasal, içinde kimyasal maddeleri, zararlı etkenleri o şekilde oluyor. Mesela hamilelerin 2 aydan beri, yani 2 yıldan, yani o kötü şeylerin geçmemesi için en az 2 yıl balık yememesi gerekiyor. Çünkü plasanta çok ince bir zar olduğu için o şekilde bütün zararlı etkenler, civa özellikle birçok şey bebeğe geçebiliyor. O yüzden de çok zararlı, çok etik olduğunu, doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu arada ben birçok şeyle bilir kişi değilim. Bunu benim öğrendiğim çoğu şeyde doktorlar, uzmanlar, beslenme uzmanları vesaire, onlar tarafından konulmuş gerçekler ve belgesellere aktarılmış gerçekler. O yüzden yani o şekilde hani konuşuyorum, bilimsel konuşuyorum. Kesinlikle kulaktan duyma şeyler söylemiyorum bu videoda. Ha, sonra gerçekten ben belli bir yaşamdan sonra sağlıklı yaşamaya karar verdim. Ve bunun içinde et, balık ve tavuğa ihtiyacımız olmadan da bunu yapabileceğimizi, onları yemektense yani yememenin daha sağlıklı olabileceğini, aslında bizim ihtiyacımız olan tek şey sebze ve meyve de olabildiğini anladım bir süre sonra. Bunu anlamanız için kesinlikle bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Benim Ekim gibi tam bir yıl olacak. Çok az kaldı. Kendimi kesinlikle nasıl hissediyorum? Şöyle söyleyeyim. Kendimi çok rahat hissediyorum. Çok böyle hafif hissediyorum. Böyle huzurlu, böyle bir perdenin açıldığını hissediyorum. Öyle bir his. Kesinlikle vücudum çok daha enerjik. Eskiden mesela burger'a giderdim. İşte bir tane Whopper menü patlatırdım. Ve inanılmaz ağırlık çökerdi. O gün yürümek istemezdim. Ah işte eve gidelim falan derdim. Bu halde. Ve gerçekten sizin mesela yediğiniz bir et 4-5 gündür midenizde çözünmeyi bekliyor. Yani sindirilmeyi bekliyor. Çok zor aslında onu sindirmek. Öyle düşünün. Zaten içine sosis, sucuk, onun içine neler konulduğu hakkında söylemek istemiyorum burada. Video çok çirkinleşsin istemiyorum. Onları zaten izleyebilirsiniz. Neler olduğunu içlerinde. Kullanılan bütün şeyleri onların içine koyuyorlar ve karıştırıp, öğütüp karıştırıp sizin önünüze sunuyorlar. O şekilde yani yiyorsunuz siz aslında. Kesinlikle yararlı bir yönü, bir tarafı yok. Demin telefon çaldı, o yüzden şu an nerede kaldım kesinlikle unutmuş durumdayım. Neyse, nasıl besleniyorum biraz ondan bahsedeyim. Böyle bir uzun bir süre hiçbir şekilde düşünmedim bile, yani et olsun şey olsun. Çünkü öyle biri değilim. Bakliyatlarla ve sebzelerle gerçekten çok iyi beslenebileceğini anladım. Ve yani eğer mesela diyelim ki siz fasulyeyi sevmiyorsunuz ama siz kendinize göre onu yapmadınız aslında. Onu o yüzden sevmiyorsunuz. Atıyorum sarımsak çok seviyorsunuz, soğanlı şeyler çok seviyorsunuz. Onunla biraz daha fazla koyun. Atıyorum acı bir şey çok seviyorsunuz, onu koyun. Ya da sucuk baharatı diye bir şey var. Onu her şey koyduğunuzda, mesela özellikle yumurtaya koyduğunuzda gerçekten tamamen onun tadı oluyor. Çok güzel oluyor o. Mesela başka ne yiyorum? Zaten ne yedim videoları çekeyim, orada da göstereyim vejetaryen ne yedim tarzında. Çünkü çok fazla merak ediliyor, biliyorum. Bu arada eğer düşünmek istiyorsanız vejetaryen olmayı, kesinlikle
bam ben bugün vejetaryenim demeyin. Biraz süreç yaşatın kendinize. Biraz deneyin. Bir hafta olsun, iki hafta olsun. Annenize, babanıza biraz söylemeyebilirsiniz. Birazcık kendinize, kendi kendinize deneyin. Çünkü aileler çok fazla izin vereceğini sanmıyorum. Çünkü benim de ailem, annem, babam kesinlikle karşıydı. Ve hala daha yesene diyorlar, dedirtiyorlar. Ama beni delirtiyorlar bir süre sonra. Bu saygısızlığa videonun en sonunda geleceğim. Saygısız dediğim sadece onların değil, pek çok kişinin yaptığı, düşünmeden konuştuğu, araştırmadan konuştuğu saygısızlıktan bahsedeceğim. O şekilde deneyebilirsiniz. Aa, gördünüz, oluyor. Sonra kan tahlillerini yaptırın. Kesinlikle vejetaryenlerin ya da olmak isteyenlerin 6 ayda ya da 3 ayda bir kan tahlili yaptırması gerekiyor. B12 vitamininin, demirin az olup olmadığı, işte yani insülininizin olup olmadığına mutlaka bakın. Çünkü sizi çok kötü yapabilir. Çünkü beslenmeniz gerçekten önemli. Protein almanız çok önemli. Benim yaptığım gibi, lisede yaptığım gibi sadece karbonhidratla beslenmemelisiniz. Protein alın. Ve yararlı karbonhidratlar alın. Şey demek istemiyorum, kesinlikle karbonhidrat almayın, karbonhidrat kötü bir şey diye bir algı oluşturmayın. Çünkü karbonhidratlara da vücudumuzun ihtiyacı var, yağlara da ihtiyacı var. Mesela tereyağı yerine avokadoyu koyun ya da işte zeytinyağı yerine avokadoyu birazcık şey yapın, o şekilde karıştırın. Bakın çok güzel bir yağ olacak mesela. Ya çok, o kadar güzel şeyler öğreniyorum ki şu belgesellerden. Hepsini böyle açıklamak, anlatmak istiyorum size yavaş yavaş, teker teker. Dediğim gibi ben kendimi çok iyi hissediyorum şu aralar. Şu aralar veganlığa taktım, biraz ondan bahsedeyim. Sütün, aslında şöyle, süt ve süt ürünlerinin de üretilirken ne kadar hayvanlara zulüm edildiğini biliyorum. O yüzden de çok fazla market sütü tüketmemeye çalışıyorum. Ancak şöyle bir sorun var. Bildiğimiz, gerçekten iyi olduğunu bildiğimiz sütleri alınca, inek, mesela 2 tane ineği olan bir amca var, ondan alıyoruz mesela. Ama o sütü bende inanılmaz hararet yapıyor, gaz yapıyor. Yani vücudum onu istemiyor aslında. Size bunu demeye çalışıyor ama siz yine de içiyorsunuz. O market sütleri de sulandırılıyor kesinlikle. O yüzden bize normalmiş gibi, hiçbir şey olmuyormuş gibi, süte çok ihtiyacımız varmış gibi oluyor. Aslında çok da ihtiyacımız yok. İhtiyacı olan tek şey buzağlar. Kesinlikle bizim o kadar da ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Mesela peynirlerin içine bir madde var. Onu koyduğunuz zaman size kesinlikle şey etkisi yaratıyor. Size alışkanlık etkisi yaratıyor. O da mesela bilimsel açıklamalarla sağlık komplosu olması lazım belgeselde. O belgeselde söylüyor. Sağlık komplosunda nasıl etkisi olduğunu, nasıl bizleri kandırdıklarını tarzında. Ben de mesela normalde gerçekten şaşıracaksınız belki ama peynir hiç sevmem. Hiç aramam. Hiç olsa da olur, olmasa da olur yani şeyindeyim. Ve geçen gün vegan peyniri aldım mesela. Tadı çok benziyor. Soya ile yapılıyor. Ve hani bir alternatif arada, hani ondan yiyebilirim diye düşündüm. Soya gerçekten çok mübarek bir ürün, bir şey, bir besin kaynağı. Her şeye dönüştürülebiliyor. Mesela etsiz kebap tofu var. Etsiz kebap diye geçiyor ama tofu ile yapılıyor. Görüntüsü gerçekten kebap gibi. Onu mesela ben bir ay önce falan aldım, ilk başta yedim. Ve kendim böyle et yiyormuş gibi hissettim. Çok garip bir duygudu ama çok tok tutan, sağlıklı ve güzel bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi araştırmak önemli olan, et ve et ürünleri olmazsa olmaz değil yaşamımızda, hayatımızda. Kolesterol özellikle herkesin alıp başını gitmişken önemli olan o değil, dediğim gibi. Araştırmanızı tavsiye ederim ve şu konuya da birazcık değineceğim. Saygısızlık konusu. Çok fazla, bu zamana kadar çok fazla insanlarla tartıştım, insanlarla kendimi açıklamaya çalıştım bu vejetaryenlik hakkında. Ya işte bırak artık şu vejetaryenliği, şu özentiliği bir bırak, işte ne gerek var? Hani bu durumu yapmayın yani kendinize, yapmayın. Kendinize yaptırılmasına da izin vermeyin. Kesinlikle kavga edin yani bu durumda ve açıklamaya çalışın, anlatmaya çalışın. Belgeselleri açıklatmaya çalışın, bilimsel makaleleri okutmaya çalışın ve açıklamaya çalışın. Yani kimsenin size ya artık şu şeyi bırak demeyi kesinlikle bırakın yani. Çünkü ne ben cool olmak için bunu yapıyorum ne de havalı olmak için yapıyorum. Hiçbir şekilde kendimi hissettirmek ve yaptığım meslekte de özellikle hayvanlara bir nebze yardım edecekken onları yemek çok kötü bir düşünce bence. Bilmiyorum, bana garip geliyor. İsterse
bu yüzden beni çalıştırmayan şirketler olsun ya da firmalar olsun hiç umurumda değil. Ama sonuçta benim düşüncemi yaptırana kadar ve benim gördüklerimi görmediğiniz için, maalesef ki görmediğiniz için ne tür bir durumda olduğumu da bilemezsiniz çoğu kişi. Belki bu videoda gelecek. Çok saygısızsın, çok şeysin, işte et yememezlik mi olur falan diye. Yani ben saygı duyuyorum, et yiyenlere de saygı duyuyorum. Hatta çoğunu gülüp geçiyorum çünkü gülüp geçmeniz lazım. Herkes takarsanız oho yani. Çok kişi var yani takarsanız eğer. Detoks yapabilirsiniz. Etsiz, mesela et yemeyi çok seviyorsunuz, vazgeçemem diyorsunuz. Tabii ki de olabilir, ben buna saygı duyuyorum. Ama kendinize birkaç hafta ya da bir hafta ya da 2-3 gün et yememeye çalışın. Tavuk, balık yememeye çalışın. Bakın hayat nasıl? Vücudunuz bir rahatlasın, onu bir hissedin. Öyle, benim aklıma başka bir şey gelmedi ama muhakkak ki unuttuğum çok şey vardı. Lütfen aşağıya yazın. Ha bu arada ben ileride bir gün bırakabilirim kesinlikle. Sonsuza kadar bunu savunuyorum diye bir şey olay yok. İleride siz de bırakabilirsiniz. Olay o değil. Olay ne kadar çok bu düşünceyi savunabilirsen kendinde o kadar çok yapabilirsin. Çok video uzatmak istemiyorum çünkü başka bununla ilgili başka videolar da çekeceğim. Onlara da konu kalsın istiyorum. Öyle sorunuz varsa aşağı yazın. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi aşağı yazın. Hiç gocunmayın çünkü ben cevaplanmayı çok istiyorum. Çok seviyorum da. Kanalıma değilseniz abone olun ve beğenmeyi unutmayın videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.